Herkese merhaba. Bugün size gebelikten yenilmemesi gereken besinleri, uzak durulması gereken besinleri anlatacağım. Birincisi, pastörize edilmemiş sütten, yani sütçüden alınan sütten ne kadar kaynatsak da bu alışkanlık Kayseri'de çok fazla var. Sütçüden süt alınıp ondan yoğurt yapılıp gebelerimiz doğal yoğurt diye bunu tüketiyorlar. Gerçekten tamam, katkısız olması yönünden bir avantajı olmasına rağmen ne kadar kaynatılırsa kaynatılsın pastörize edilmediği için bundan brucella gibi bakteriler bulaşabiliyor. Bunun hem bebekte düşeğe neden olabiliyor gebelikte, anne karnında bebek ölümüne neden olabiliyor. Ondan dolayı gebelikte tükettiğimiz süt ve süt ürünlerinde muhakkak pastörize edilmiş olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar arasında markette tercih yaparken organik olanı, daha az raf ömrü olanları, günlük süt gibi sütleri tercih edebiliriz. Ama kesinlikle pastörize edilmemiş sütlerden uzak durulması gerekir. İkinci dikkat edilmesi gereken gebelikte ciğer tüketilmemesi lazım. Çünkü ciğer çok yüksek A vitamini içermekte. Bazı vitaminlerin fazlasının da bebeğe zararı oluyor. Mesela aslında bu neye benzer? Bizim sivilce için kullanılan cildi hekimleri, dermatolog kullandığı sivilce ilacının benzeri. O da yüksek doz A vitamini içerdiği için o ilacı kullananlar da gebelikle ilgili iki tane korunma yöntemi önerir. Çünkü risklidir. Her ne kadar gebelikte ciğer tüketilmesi o kadar yüksek doz A vitamini olmasa bile sakıncalı olduğu için ilk 12 hafta asla tüketilmemesi gerekir. Ondan sonra da fazla olmamak kaydıyla böyle 2 haftada bir, 3 haftada bir böyle yarım porsiyon tüketilebilir. Ama en ideali hiç tüketilmemesi. Sakatatlarda da aynı şekilde parazitler bulaşabildiği için sakatat tüketiminden de gebelikte uzak durulması gerekir. Sosis, salam gibi şarküteri ürünleri fazla kimyasal içermekte. Bunlar da bebeğimize zararı olabileceği için mümkün mertebe tüketilmemesinde fayda vardır. Bunun dışında gebelikte toksoplazma diye bir parazit var. Çok önemli. Normalde bu kedi bağırsağında yaşayan bir parazit ve kedi dışkısı yoluyla doğaya karışıyor. Normalde gebe olmayan biri ya da bir gebe toksoplazma paraziti geçirdiğinde hafif bir grip, kırgınlık gibi olup farkına varmayabilir. Ama gebelikte geçirildiğinde özellikle ilk 12 hafta bebeğe geçme ihtimali çok yüksek değil. Ama geçtiğinde ilk 12 hafta bebekte çok ciddi tahribat yapıyor. Gebelik haftası arttıkça geçirilen parazitin bebeğe geçme ihtimali artıyor ama bebekte daha az zarar veriyor. Yine de biz gebelik boyunca toksoplazma parazitinden korkuyoruz. Bundan nasıl korunabiliriz? Şimdi toksoplazma kedi dışkısı yoluyla bulaştığı için toprakla temas etmiş olan her şeyde bizim görmediğimiz mikroskopik boyutta bu toksoplazmalı içeren bir kedi dışkısı olabilir. Bundan dolayı meyve ve sebzeleri bol suyla yıkamamız lazım. Mesela bir elmayı, salatalı direkt suyla yıkayıp yiyebiliriz. Soymak zorunda değiliz ama bazı meyveler, sebzeler vardı ki temizlenmesi zor. Mesela çilek gibi ya da yeşillik, marul gibi. Hani aralarında küçük toprak taneleri kalabiliyor. Bunların sirkeli suda bekletildikten sonra tüketilmesini öneriyorum. Aynı şekilde bazen kuzunun, dananın etinde de bu toksoplazma paraziti olabilir. Ama bu kanslıyız ki ısıya dayanıksız. Asla pişmiş bir ette canlı olarak kalamıyor. Bundan dolayı gebelikte tükettiğimiz et ürünlerinin muhakkak pişmiş olması lazım. İçi kanlı, az pişmiş olmaması lazım. Ama çok da yanmaması lazım. Sonuçta yanması da bir kanserojen. Ondan dolayı ideal pişmiş bir şekilde tüketirsek toksoplazmadan endişe etmemize gerek kalmayacaktır. Balık tüketiminde de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Balığı öneriyoruz. Özellikle haftada 2-3 tüketilmesi bebeğin retina gözdeki görme tabakası, zihin gelişimi için önemli olduğunu düşünüyoruz. Ancak bazı balıklar, özellikle diplerde yüzen büyük balıklar yüksek civa içeriği olması nedeniyle bebeğin nörolojik yani sinirsel gelişimine zararı bulunabiliyor. Bunlar köpek balığı, kılıç balığı, kalkan balığı gibi büyük balıklar ya da mesela bunlara benzer olarak midye yüksek civa içeriyor. Bundan dolayı bunlardan sakınmak lazım. Ton balığı da haftada 200 gramdan fazla tüketmemekte fayda var. Ama diğer balıklar, hamsi, levrek, lüfer, çupra, palamut, karides, kalamar bunlar gebelikte güvenli bir şekilde tüketilebilir. Gebelikte çay, kahve belli bir orana kadar tüketilmesinde bir zarar yok. Buradaki mantık 150 mg kafeini geçmememiz lazım. Ortalama bir Türk kahvesinde 60 mg, bir çayda da orta koyulukta ve çay bardağında 20-25 mg kafein içermekte. Onun için 2 Türk kahvesi içebiliriz veya bir Türk kahvesi 3-4 bardak çay içebiliriz ama filtre kahve gibi kahvelerin kafein oranı çok yüksek. Ondan dolayı filtre kahveden uzak durmak lazım. Nescafe gibi çözülebilir kahvelerden uzak durmak lazım. Ama Türk kahvesi ya da espresso tarzı kahvelerin içilmesinde belli bir miktara kadar bir sakınca bulunmaz. Asitli içeceklerin gebelikte aslında zararı, mesela kola gibi içeceklerin içerdikleri şeker, kafein ve aspartam, yapay tatlandırıcılardan dolayı aslında yapılmış çalışmalarda biraz çelişkili. Yapay tatlandırıcının direkt bir zarar etkisi gösterilmemesine rağmen yine de uzak durulmasını öneriyoruz. Kolada kafein olduğunu unutmuyoruz. Bir kutu kola da hemen hemen bir Türk kahvesi ya da bir shot espresso kadar kafein içermekte. Ondan dolayı tüketilmesini önermiyoruz. Sodanın içilmesinin bir zararı yok. Soda tüketilebilir. Hatta ileri haftalarda magnezyum içeriğinden dolayı bacaklarımıza kramp girmesine de biraz engelleyici etkisi olacaktır. Kalsiyumla birlikte. Enerji içecekleri de benzer şekilde yüksek kafein içeriyor. Ondan dolayı gebelikte enerji içeceği tüketilmesinde önermemekteyiz. Pişmemiş deniz ürünleri, sushi gibi. Aslında sushi taze balıktan yapılmayıp dondurulup çözüldüğünde çok fazla bir zarar olmadığını düşündüren çalışmaların sıklığı artsa da yine de gebelikte güvenle tüketilebilir dememiz için daha fazla veri
seriye ihtiyacımız olduğu için suşi gibi pişmemiş deniz ürünlerinde tüketilmesinden gebelikte sakınılmasının faydası olacaktır. Gebelikte ve gebelik dışında tüm hayatımızda uzak durmamız gereken iki şey alkol ve sigara. Özellikle alkol gebelikte az miktarda dahi olsa asla ve asla tüketilmemesi gerekir. Bebekte bir sürü sendroma, kalbinde ve organlarında bir sürü istenmeyen sonuca neden olabilmekte. Sigara da aynı şekilde. Sigarayı hem annelerimizin içmemesi gerekir, anne adaylarımız, hem de yanlarında da içirmemesi gerekir. Pasif içiciliğin de aynı şekilde o dumanın akciğerlere gitmesinin de benzer şekilde aynı oranda olmasa da yine de aynı zararları olacaktır. Bir dikkat edilmesi gereken husus da trans yağ içeren besinlerden uzak durulması lazım. İlla ki gebelikte bunları bir miktar tüketeceğiz ama bunlar ne de mesela fast foodlar, patates kızartması, bunları çok fazla tüketmememiz, ne kadar az tüketirsek o kadar iyi olacaktır. Onun dışında pişmemiş etten yapılan etli çiğ köfte asla gebelikte tüketilmemesi gerekir. Ya da pastörize edilmemiş çiğ yumurtadan yapılan mayonez. Ama normal marketten aldığımız mayonezler pastörize edildiği için onlarda herhangi bir risk bulunmamaktadır. Maydanoz çok yanlış bilinen, hep ilk 10 haftada düşük yaptığına inanılır. Ama maydanozun içindeki bir maddenin gerçekten bununla bir ilişkisi var ama çok yüksek miktarda tüketmek lazım. Onun için az miktarda tüketilen maydanoz hiçbir haftada bir zararı olmayacaktır. Yeşil çay gebelikte tüketilebilir. Ihlamur, kuşburnu, nane, limon düşük yapmaz. Hiçbir zararı bulunmaz. Ama karışık bitki çaylarını çok önermiyoruz. Çünkü bazı bitki çaylarının içinde 15-20 bitkinin karışımı oluyor. Ve her bitkiyle ilgili yapılmış bilimsel araştırma olmadığı için güvenliğinden emin olmayan karışık bitki çaylarının tüketilmesi doğru değil. Gebelikte bunlardan kaçınmak gerekir. Birçok besin var. Aklıma gelenleri, en çok sorulanları sizler için anlatmak istedim. Ama yine de hani bu hocam zararlı mı dediniz? Çünkü çok fazla yanlış bilgi var. Birçok besin aslında zararsız olmasına rağmen gebelikte zararlı olduğu düşünülüyor. Bunlarla ilgili sormak istediğiniz olursa aşağıdaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.